Merhaba. Bugün yine sizlerle çok etkili ve şahsen uygulamış olduğum bir teknikten söz etmek istiyorum. Şimdi bazılarınız o kadar çok teknikten söz ediyorsunuz ki, peki biz hangi birini uygulayacağız diyor olabilirsiniz. Sizlerle paylaşmış olduğum yüzlerce teknik arasından size en uygun geleni uygulayabilirsiniz. Her teknik her insanda aynı etkiyi göstermeyecektir. Bu sebeple bildiğim ve tecrübe edindiğim tüm teknikleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bunu tıpkı ilaç kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Belli markada veya belli isimdeki bir ilaç A kişisine oldukça güzel etkiler ederken B kişisinde hiçbir işe yaramayabilir. Bir teknik bir kişide oldukça güzel sonuçlar verirken bir başka kişi ben uyguladım ancak hiçbir etkisini görmedim diyebilir. Bu tıpkı az önce bahsettiğim ilaç kullanımı gibidir. Aslında tüm teknikler işe yaramaktadır. Bu tamamen sizin inancınızla alakalıdır. Tekniği ne kadar inanarak ve ne kadar sabırla uyguladığınızla alakalıdır. Bazı tekniklerin uygulanış şekli A kişisine kolay gelip inanarak uygulayabilir, B kişisine çok zor gelebilir, hatta inanmıyor olabilir. Bu durumda bunu yapan A kişi sonuç alırken B kişisi sonuç almayacaktır. Her şey niyetiniz, kalbiniz ve inancınızla ilgilidir. Uygulamayı yaptıktan hemen sonra acaba olacak mı, oluyor mu, oldu mu, olmuyor işte dediğiniz takdirde kendi niyetinizi kendiniz iptal etmiş olursunuz. O yüzden lütfen niyetlerinizi belirledikten sonra anda kalın ve olduğundan emin olun. Zaten oldu, zaten şu anda size gelmekte, zaten şu anda hazırlıklar tamamlanmakta gibi düşünün. Yapıyorum, yapıyorum, hiçbir şey olmuyor. Olacağından da emin değilim. Zaten ben de şans olsaydı, ne yapsam olmuyor. Bu cümleleri lütfen hayatınızdan çıkarın. Yaptığınız şey her neyse, bu bir ritüel, uyumlama, olumlama, meditasyon, her neyse lütfen bunun olduğunu, işe yaradığını zihninize pekiştirin. Olmuyor işte dediğiniz an bütün çalışmalarınız boşa gider. Bu sebeple lütfen çalışmalarınızı yapıp anda kalın ve olduğundan emin olun. Sabırla dileğinizin hayatınızda var olacağı anı bekleyin. Gerçekten hazır olduğunuzda niyetiniz hayatınızda var olacaktır. Evet, gelelim tekniğimize. Gerçekten çok etkili, çok güzel sonuçlar alınan bir tekniktir bu teknik. Nikola Tesla'nın 3-6-9 tekniğidir. Uygulaması aslında çok uzun ve zorlu gibi görünse de çok basit, gün içerisinde sadece 3 kez uygulayacağınız, belki de sadece 2 dakikanızı alacak bir teknik. Nikola Tesla'ya göre bu teknik evrenin sırrını içermektedir. İçerisinde yaşadığımız gizemlerle dolu bu evren gördüğümüzden ibaret olacak kadar küçük değildir. Neredeyse herkesin tanıdığı bilimin en önemli isimlerinden olan Nikola Tesla, insanların çeşitli takıntılara sahip olması gibi bilinen bir takıntıya sahipti. Ve bu takıntı 3, 6, 9 sayılarıdır. Nikola Tesla
Bir otelde kalması gerektiğinde dahi oda numarasının 3 ve 3'ün katları olmasına dikkat etmiştir. Veya bir yere girmeden önce o bölgenin etrafında 3 kez döndüğü söylenmektedir. Peki Nikola Tesla bunu neden yapıyordu? Tesla'nın yaptığı araştırmalara göre gezegenlerin düğüm noktaları bu sayılarla bağlantılıydı. Kök hücre ve yıldız dizilimlerinde ise yalnızca bu sayıları eksik buluyordu. Yani evrenin oluşumunun temelinde bu sayıların yattığına inanıyordu. Eğer 3, 6 ve 9 sayılarının ihtişamını ve önemini bilseydiniz, evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu, demiş Nikola Tesla. Şimdi tekniğin nasıl yapılabileceğine geçelim. Öncelikle istediğiniz şey her neyse bunu net olarak belirlemeli ve bunu çok kısacık bir cümleye dökmelisiniz. Bu cümle için aslında hiç kimseden fikir almayın. Sizin zihniniz neyi söylüyorsa, kalbinizden ne geçiyorsa doğru cümle budur. Ancak uzun bir cümle olmamalı, kısa ve net olmalı. Örneğin paraya sahip olmak istiyorsanız, bunun için 5-55 tekniğinde vermiş olduğum an be an cümlesini de kullanabilirsiniz. Veya çok kısa bir şekilde, her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Hayalimdeki eve kavuşuyorum. İsmini söyleyerek veya öyle biri hayatınızda yoksa hayalinizdeki o kişiyle evlenmek için, ilişki için, nokta 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 kişisiyle evleniyorum gibi kısacık 2-3 kelimeden oluşan niyetinizi net bir şekilde belirleyin. Niyetinizi belirledikten sonra sabahları uyandığınızda hiçbir şey yapmadan önce bu niyet cümlenizi bir kağıda 3 kez yazın ve ardından 3 kez sesli bir şekilde okuyun. Daha sonra gün içerisinde saati hiç önemli değil, öğlen veya ikindi zamanı olabilir. Aynı kağıda biraz boşluk bırakarak 6 kez tekrar yazın ve yine 6 kez sesli bir şekilde okuyun. Ve en son gece yatmadan önce yine saati hiç önemli olmaksızın yatağa girdiğinizde biraz boşluk bırakarak aynı kağıda bu sefer 9 kez aynı cümleyi yazmalısınız ve 9 kez sesli bir şekilde okumalısınız. Ardından gözlerinizi kapatıp uykuya dalarken bu yazdığınız cümlenin gerçeğe dönüşmüş halini imgeleyin lütfen. Zihninizi bu dileğinizin olmuş haline ayarlamanız gerekmektedir. Bu biraz da çekim yasasıdır. Gün içerisinde yazmış olduğunuz bu niyet cümlenizi bir önceki videoda bahsettiğim 17 saniye kuralına göre en az 17 saniye boyunca olmuş gibi hissetmek, olmuş gibi sevinmek, o duyguya bürünmek olmasını hızlandıracaktır. Bu basit metodu kişiler daha çok para, daha iyi bir ilişki veya daha sağlıklı hissetmek için yapmayı tercih edebilmektedir. 3, 6, 9 yönteminde çekim yasası ve numaroloji aslında bir araya gelmektedir. Çekim yasası basit bir biçimde odaklandığımız her şeyi hayatımıza çağırdığımızı vurgulamaktadır. Videomu bitirmeden önce 3, 6, 9 sayılarının anlamlarını da açıklamak istiyorum. 3,
dünya ile bağımızı ve benliğimizin yaratıcı tarafını temsil etmektedir. 6. İç dengemizi ve içsel gücümüzü temsil eder. 9 ise dönüşüm ve değişimi temsil eder. Bu sebeple 3-6-9 tekniğini dilekleriniz veya istekleriniz her neyse hepsi için uygulayabilirsiniz. Bu tekniği ne kadar süre boyunca uygulamanız gerektiği tamamen size bağlıdır. Bazen 3 gün içerisinde sonuç alınmakta, bazen 21 gün devam edilmesi gerekmekte, bazen ise 45 günde sonuç alan kişiler olmakta. Şunu da belirtmek istiyorum ki, lütfen tekniği tek bir dileğiniz için yapınız. Enerjiyi bölmemelisiniz. Başta da söylediğim gibi cümle çok kısa olmalıdır. Cümleyi eğer uzun tutarsanız, gün içerisinde 3, 6, 9 kez yazarken sıkılırsınız ve tekniği yarıda bırakırsınız. Bu sebeple 2-3 kelimelik bir cümle oluşturmanız gerekmekte ve cümleyle bütünleşmeniz gerekmekte. Cümleleriniz net olsun ve gelecek içermesin, şu anda oluyor gibi bir cümle bulmalısınız. Zengin olacağım değil, zengin oluyorum. Ev alacağım değil, evimi alıyorum. Evleneceğim değil, evleniyorum şeklinde bitmelidir cümleleriniz. Özetlemek gerekirse cümlenizi belirleyip sabah uyanır uyanmaz 3 kez, öğleden sonra 6 kez ve yatmadan önce 9 kez yazıp her seferinde adedi kadar sesli okumanız tekniği yaptığınız anlamına gelir. Gece ritüelinizi tamamladıktan sonra kağıdı yastığınızın altına koyup uyuyabilirsiniz. Sabah kalktığınızda yeni bir A4 kağıdından ritüelinizi devam edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve her zaman söylediğim gibi sokak canlarına bir kap mama, bir kap su vermeyi ihmal etmeyin lütfen. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimledir. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.